Merhaba. Bu videoda uç değer teoremi. Evet, uç değer teoremi hakkında konuşacağız. Birazdan göreceğimiz üzere aslında bunu kolayca aklınızda canlandırabilirsiniz ama bütün bu teoremlerde teoremin doğruluğunu sınamak her zaman eğlenceli olmuştur. Teorem neden bu şekildedir? Buna bakacağız. Bu şekilde düşünerek sezgilerimizi biraz daha güçlendirebiliriz. Şimdi, uç değer teoremi bize şunu söylüyor. Eğer bir fonksiyon kapalı bir aralıkta sürekli ise diyelim ki ab kapalı aralığı olsun ve kapalı bir aralık dediğimiz için sınır değerleri olan a ve b'yi de aralığa dahil ediyoruz değil mi bu yüzden normal parantez yerine köşeli parantez ile gösteriyoruz o zaman f'in bir maksimum değeri bir de minimum değeri olur. Öyleyse diyoruz ki bu işaret en az bir tane vardır anlamına geliyor. f'in bu aralıkta mutlak maksimum değeri ve f'in bu aralıkta mutlak minimum değeri vardır. Şimdi bunun üzerine biraz düşünelim. Bunu akılda canlandırması sizin için kolay olsa gerek. Neden böyle bir şey için teorem yazmışlar ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Veya neden burada bir sürekliliğe ihtiyacımız var ki? Değil mi? Ama birazdan sürekliliğin neden önemli olduğunu göreceğiz. Şimdi burası x eksenimiz, burası da y eksenimiz. Aralığı da çizeyim. A'dan B'ye olan bir aralığımız var. Diyelim ki burası A, burası da B olsun. Buraya da F A diyelim. Evet F A ve burası da fB olsun. fB ve diyelim ki fonksiyonumuz şu şekilde olsun. Evet. Bu aralıkta fonksiyonumuz böyle bir fonksiyon olsun. Şimdi sürekli bir fonksiyon çizmiş olduk. Çizerken kalemimizi kaldırmadan böyle bir fonksiyon oluşturduk. En azından bu şekilde çizmiş olduğumuz fonksiyonda gördüğünüz üzere bu aralıkta mutlak bir maksimum ve mutlak bir minimum noktası var. Mutlak minimum noktası fonksiyonun buradaki noktasına denk geliyor. Bu noktaya da x eşit dir C noktası diyelim. Dolayısıyla burası da fC oluyor ve bu aralıktaki mutlak maksimum noktamız da buradaymış gibi duruyor, değil mi? Bu noktaya da x eşittir D noktası diyelim. Dolayısıyla burası da fD olur. Burada yazmış olduğumuz ifadeyi şu şekilde de söyleyebiliriz. Eğer f aralık boyunca sürekli ise aralıkta öyle bir c ve d vardır ki bu değerler aralığın birer parçası olmak zorunda. Öyle c ve d değerleri var ki aralıktaki bütün x değerleri için fc küçük eşittir fx o da küçük eşittir fd olmalı. İşte bu kadar. Şimdi bu durumda şöyle diyoruz. x eşittir c olduğu zaman minimum değer alıyoruz. Bu da grafikteki bu noktaya denk geliyor. x eşittir d olduğu zaman da maksimum değeri alıyoruz. Aralıktaki diğer bütün x değerleri de bu iki değer arasında kalıyor. Buraya başka sürekli fonksiyonlar da çizip onları da inceleyebilirdik ama burada uç değer teoreminin kanıtını yapmıyoruz. Onun yerine sizin genel bir fikir sahibi olmanızı ve neden bu şekilde bir tanımı olduğunu anlamanızı istiyorum. Buraya birçok farklı sürekli fonksiyon çizebilirdik. Bu sefer maksimum noktamız tam olarak b'ye denk geliyor. Minimum noktamız da a'da gerçekleşiyor. Sabit bir fonksiyonda ise maksimum veya minimum nokta olarak herhangi bir noktayı seçebiliyoruz, değil mi? Öyle bir durumda da yazdığımız bu ifadenin doğru olduğunu görebiliriz. Ama şimdi f'in neden sürekli ve bunun neden kapalı bir aralık olması gerektiğini biraz daha derinlemesine inceleyelim. İlk olarak f'in neden sürekli olması gerektiğinden başlayalım. Aslında f'in kapalı bir aralıkta sürekli olmadığı ve kolay bir şekilde minimum ve maksimum noktalarını gösteremediğimiz bir fonksiyon çizmek o kadar da zor değil. İsterseniz videoyu şimdi durdurun ve kendi başınıza böyle bir fonksiyon oluşturmaya çalışın. Kapalı bir aralıkta da sürekli olmayan öyle bir fonksiyon çizin ki kolay bir şekilde mutlak minimum veya mutlak maksimum noktaları seçilmesin. Şimdi beraber bakalım. Önce buraya eksen takımımızı çizeyim. Diyelim ki bu da aralığımız olsun. Burası A, burası da B. Fonksiyonumuz da şu şekilde bir şey yapsın. Diyelim ki fonksiyonun maksimum yapmasını beklediğimiz yerde fonksiyon tanımsız olsun. Aynı şekilde minimum olacağını düşündüğümüz yerde de tanımsız olsun. Şimdi yukarıdaki noktada x bu değere yaklaştıkça fonksiyonun bu limite yaklaştığını görebiliyoruz ama bu limit maksimum noktası olamıyor çünkü fonksiyon bu noktaya hiç ulaşamıyor. Buraya biraz daha yakınlaşırsak eğer mesela buradaki sayı 5 olsun o zaman 5,1 veya 5,01 veya 5,001 elde edebilir. Aynı şekilde minimumda da böyle bir durum söz konusu. Burayı şöyle biraz daha minimuma benzeteyim. Bu bu değere sürekli yaklaşabiliriz ama hep daha küçük bir değer elde ederiz. Diyelim ki buradaki değer 1 olsun o zaman belki de maksimum değerin 0,9 olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama x'i bu değere daha da yakınlaştırırsak y değerini 0,99 veya 0,999 da yapabiliriz. Sonuna sürekli 9 ekleyerek değeri büyütebiliriz ama mutlak bir minimum değerine ulaşamayız. Öyleyse bir de neden kapalı aralık olması gerektiği hakkında hakkında konuşalım. Aralıktaki maksimum ve minimum noktaların alabileceği değerler içine neden sınırlardaki değerleri de dahil etmeliyiz? Buna bakalım. O zaman bunun açık bir aralık olduğunu düşünelim ilk olarak. Bazen kapalı aralık olduğunu göstermek için grafikteki sınır değerleri üzerine köşeli parantez koyabiliyoruz. Açık aralığı göstermek için de şöyle normal parantez kullanabiliyoruz. Burası A Burası da b olsun. Bunun için kolay bir fonksiyon seçelim. Diyelim ki şöyle bir fonksiyon olsun. Şimdi eğer a aralığımıza dahil olsaydı minimum değerimiz a'da olacaktı değil mi? Ve f da minimum değeri olacaktı. f b'de maksimum değerimiz olurdu. Ama aralığa a ve b'yi dahil etmiyoruz. Bu açık bir aralık. Dolayısıyla b'ye sürekli yaklaşıp daha yüksek değerler elde edebiliriz. Ama hiçbir zaman b'ye ulaşamayız. Çünkü aralığa b'yi dahil etmiyoruz etmedik. Aynı şekilde A'ya sürekli yaklaşıp daha küçük değerler bulabiliriz ama A aralığa dahil olmadığı için FA minimum değeriniz olamaz. Dolayısıyla aslında bu açıdan teorem oldukça kolay ama diğer bir taraftan neden sürekli ve neden bu şekilde kapalı bir aralık olması gerektiğini bilmek de güzel bir şey.